Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu üyesiyiz her ikimizde. Dolayısıyla okullar açılmadan önce sizlerin karşısına komisyondaki yürütmüş olduğumuz çalışmaları da sizlerle paylaşmak için sizlerin karşısındayız. Değerli basın emekçileri, okullarımız açılıyor. 3 Şubat 2020 Pazartesi günü 18 milyon öğrencimiz ile 1 milyona aşkın öğretmenimiz ikinci yarı yıl eğitim öğretim dönemine başlayacaklar. Gelecek umudumuz sevgili çocuklarımıza ve değerli öğretmenlerimize başarılar diliyor, yollarının açık olmasını bekliyoruz. Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz bir yandan okulların açılmasının heyecanını yaşarken diğer yandan da büyük bir tedirginlik yaşıyor. 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ ve Malatya depremleri yeniden deprem gerçeğiyle yüzleşmemizi ve hasarlı okullarımızı gündeme getirdi. Okullar depreme dayanıklı değil. 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminde 17.480 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. 2019 yılında İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Hasar tespit çalışmaları sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9'u ağır olmak üzere 29 okulun hasarlı olduğu, 80 kamu binası ile 53 okulun da incelendiğini ve hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Bu açıklamadan anlıyoruz ki İstanbul'daki çocuklarımız hala 1999 depreminde hasar görmüş okullarda eğitim görüyorlar. Aradan 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hasarlı okullarımızın ve kamu binalarımızın onarımı sürmekte. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği meclis grup toplantısında Büyük Marmara depreminde en çok etkilenen illerimizden biri olan Sakarya'daki okulların durumunu gündeme taşıdı. Sakarya Valiliği 2015 yılında hazırladığı raporda depreme dayanıklı olmayan 60 okuldan 21'inin yıkılıp yeniden yapılması kararını aldı. 39'unun da güçlendirilmesi gerektiğini tespit etti. Genel Başkanımızın raporu gündeme getirmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Sakarya'daki 17 hasarlı okulun yıkımına karar verdiğini açıkladı. Çocuklarımızın canı bu kadar ucuz mu? 21 yıl bu hasarlı okullarda ne yazık ki çocuklarımız eğitim öğretim gördü. Daha düne kadar bu okullarda çocuklarımızın eğitim gördüğünü biliyoruz. Elazığ ve Malatya depremi olmasaydı ve genel başkanımız salı günü grup toplantısında konuyu gündeme getirmeseydi 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı yani pazartesi günü bu okullarda çocuklarımız ne yazık ki eğitime başlayacaklardı. Vicdanınız buna nasıl el veriyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bugüne kadar bakanlık yapanların ve Adalet ve Kalkınma Partili yetkililere soruyoruz. Ağır hasarlı okullarda çocuklarımızın eğitim görmesine vicdanınız nasıl izin veriyor? Uzmanlar Kahramanmaraş ve Hatay için deprem riskinin büyük olduğu uyarısını yapıyor. Bu illerimizde gerekli tedbirler alındı mı? Okullarımız depreme dayanıklı hale getirildi mi? Deprem riskinin yüksek olduğu illerde okullarının durumunu veliler olarak, öğretmenler olarak bizler biliyoruz, bekliyoruz. Deprem riskinin yüksek olduğu Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş,
Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale, İstanbul, Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum'daki okullar, yani Türkiye'nin şu deprem haritasında bulunan illerdeki okulların durumunun ne olduğunu hep beraber biz merak ediyoruz. Deprem riskinin yüksek olduğu illerimizdeki okullarda incelemeler yapılarak gerekli tedbirler derhal alınmalıdır. Deprem vergileri nereye gitti? Adalet ve Kalkınma Partisi 2004 yılında deprem vergisini kalıcı hale getirdi. 2004-2019 yılları arasında toplam 65 milyar, yani eski parayla 65 katrilyon, 34 milyar dolar para toplandı. Ancak bu paralar ortada yok. Akıbetinin de ne olduğu bilinmiyor. Toplanan paralar deprem riskine karşı evleri dayanıklı hale getirmek için harcansaydı, Elazığ ve Malatya'da 41 canımızı kaybetmeyecektik. Bu paralar deprem yaralarını sarmak için kullanılmış olsaydı, vatandaşlarımız karda kışta evsiz, barksız, battaniyesiz, çadırsız kalmayacaktı. Deprem vergileri toplanma amacına uygun kullanılmış olsaydı, tüm hasarlı okullarımız dayanıklı hale getirilecekti. Kızılay topladığı paraları kendine değil de Ensar Vakfı'na aktarmasaydı, 8 milyon doları Ensar Vakfı'na aktarmasa da prefabrik konutlar hazır hale getirmiş olsaydı, hemen hızla kurulacak çadırlar hazır hale getirmiş olsaydı, ne telefonlarımızda SMS yoluyla 10 liraya ihtiyacı olacaktı, ne de vatandaşlarımız karda kışta battaniye derdine düşmeyecekti. Büyük bir dayanışma örneğini Türkiye halkı gösterdi. Buradan partili partisiz, hangi partiden olursa olsun, tüm belediyelere, ilgili kurum ve kuruluşlara, ilgili müdürlüklerin tamamına teşekkür ediyoruz. Ama gerçek sorumlular ve gerçek görevliler bu işleri ne yazık ki bugüne kadar yapmadılar. Sevgili dostlar, basın emekçileri, başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Yalova'da hasar görmüş bina ve okullar var. Hala bunların onarılmadığını biliyoruz. Çocuklarımız bu hasarlı binalarda eğitim görüyor. Binaların derhal onarılması gerekiyor. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğu gerçeğinden uyumlu eğitim politikaları hayata geçirilmeli, çocuklarımıza okullarda deprem bilinci verilmelidir. Depremden korunma yolları ders kitaplarında anlaşılır bir şekilde yer almalıdır. Ders saatleri azaltılan coğrafya dersleri artırılmalıdır. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğu gerçeğinden hareketle okullarımızda sık sık depremle ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Okul aile işbirliğinde herkes kendi sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremle ilgili uzman kuruluşlar ve itfaiyede deprem kurtarma ekiplerince birlikte hazırladığımız bir depremde ilk yapılması gerekenler ve deprem sırasında yapılması gerekenleri bir broşür haline getirdik ve bunları okullarda dağıtacağız. Burada özellikle ailelerin ve öğretmenlerin ve de öğrencilerin sorumlulukları var. Buradan sizler vasıtasıyla bir kez daha hem öğretmenlerimizi, hem aileleri, hem de çocuklarımızı uyarmak istiyoruz. Ailelerin öncelikli sorumlulukları. Bir, okul yönetiminin, öğretmenlerin, personelin gerekli deprem bilgisine sahip olup olmadığının öğrenilmesi. İki, okul binasının depreme dayanıklı olup olmadığının veliler tarafından kontrol edilmesi. Üç, okulda kullanılan malzemelerin depreme dayanıklı olup olmadığının tespit edilmesi. 4. Deprem toplanma alanının okul çevresinde olup olmadığının tespit edilmesi.
5, paniğe yol açmadan gerekli deprem kaçış yol ve yollarının işaretle tespit edilip edilmediğini okulları kontrol ederek öğrenmeleri gerekiyor. Okul yönetiminin sorumlulukları: 1, depreme dair bilgilerin başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere herkese verilmesi, uzmanlardan periyodik olarak seminerler alınması ve tatbikatların yapılması. 2, okullarda kullanılan masa, sıra, oturak, dolap gibi temel malzemelerin dayanıklılıklarının tespiti, sınıf ve koridorlarda bulunan eşyaların duvara monte edilip edilmediğini tespit etmeleri. 3, depremle ilgili bilgilendirici levha, tabela, broşürlerin hazır olması, depremde müdahale ekibinin mutlaka okulda öğretmenler ve görevliler tarafından hazırlanması. 4, engelli öğrencilerimizin, burası çok önemli, engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla kullanabilecekleri tahliye rampalarının yapılması için uygun deprem kaçış yollarının önceden tespit edilmesi. Öğretmenlerimizin sorumlulukları: 1, depreme dair hem teorik hem pratik bilgiye sahip olmak ve öğrencilerimize eksiksiz olarak aktarılması ve kriz yönetiminin bilinmesi. 2, sadece teorik deprem eğitimi değil, ara ara pratik olarak ders saatleri aralarında mutlaka tatbikatların yapılması. 3, deprem çantası ve ilk yardım dolabının sınıfta hazır bulundurulması. Biz deprem çantasında nelerin olması gerektiğini bu hazırladığımız broşürde hazırladık ve koyduk. Mutlaka deprem çantası, sınıfta ve okulda ilk yardım dolabının mutlaka bulunması gerektiğini. Bir de deprem çantasından sonra sınıfta sürekli tatbikat yapılırken, önceden size de öğretmenleriniz muhtemelen sıranın altına girin diye öğretmişlerdir ama bunun yanlış olduğunu bu konudaki uzmanlar bize anlatıyorlar. Sıraların yanında sağlam sıralar ama onun yanında durulması gerektiğini hepimize öğrettiler ve biz bunu öğrenmeye devam ediyoruz. Deprem çantası ve bu malzemeler bulundurulduktan sonra öğrencilerimizin sorumlulukları var. 1, ailesinden, okul idaresinden ve öğretmenlerinden ilgili uzmanlardan aldığı eğitimlere harfiyen uymalarını istiyoruz. 2, paniğe kapılmadan öğrendiklerini deprem sırasında uygulamalılar, kesinlikle camdan atlamamalılar, asla asansöre binmemeliler, deprem sırasında sıra kenarında oturmaları, durmalarını sağlamalılar. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 41 vatandaşımız hayatını kaybettiği Elazığ Malatya depreminden sonra günahlarını gizlemek için depremi durdurma şansımız var mı dedi. Evet, depremi durdurma şansımız yok. Bu açıklamada depremde kırılan sadece fay hattı olmadı, sarayın ar damarı da çatladı. Dünya lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bakın bu konuda ne söylemiş. Felaket başa gelmeden önce önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra düşünmenin yararı yoktur demiş. O dönem, bu kadar yoğun depremin yaşanmadığı dönemde bir askeri deha olan, bir siyasi deha olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri bizim kulaklarımıza küpe olsun. Bugün ülkeyi yönetenlerin kulaklarına da küpe olsun. Başınız dara düşerse, bir konuda sıkışırsanız dönün Mustafa Kemal'e bakın. Mustafa Kemal'de her soruna bir çözüm önerisi mutlaka olmuştur. Deprem Türkiye'nin bir gerçeğidir. Depremleri durdurma gücümüz yok ama depremlerden koruyacak teknolojiye sahibiz. Deprem teknolojisini kullanan ülkelerde çok büyük depremlerle dahi can ve mal kaybı olmuyor. Bizim gibi deprem teknolojisini kullanmayan ülkelerde de ne yazık ki en ufak bir depremde can ve mal kaybımız oluyor. Evet, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarılı yılında bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın
haklı eleştirilere kulak asması gerekiyor. Taleplerin kimden geldiğine bakılmadan, talebin haklı mı haksız mı olduğuna bakarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Bir kez daha uyarıyoruz. Çocuklarımızın cemaat ve tarikatların uzantısı vakıfların eline teslim edilmesi telafizi imkansız sonuçlar doğuracaktır. Kanuna aykırı imzalanan sözleşmeler derhal feshedilmelidir. Kızılay parasını Ensar Vakfı'na vermemelidir. Eğer bir yurt yapılacaksa bunu devlet yapmalıdır. Amerika'da yurt yapılacak ve FETÖ'nün önüne engel olunacaksa bunu bir başka tırnak içerisinde FETÖ örgütü olabilme ihtimali olan vakıflar eliyle yapamazsınız. Siz devlet olarak bizim çocuklarımıza sahip çıkmak zorundasınız. Kızılay'ın parasını Ensar Vakfı'na vermek hem Kızılay'a bağış yapanlara haksızlık hem de bizim çocuklarımıza haksızlıktır. Evet, atanmayan öğretmenlerimizin 40 bin ek atama beklediğini Milli Eğitim Bakanımız unutmasın. 20 bin atama yapılacak 11 Şubat'ta, bu yetmez. Acilen 150 bin öğretmene ihtiyacımız var bu yıl. Ama 20 bin atama yapılıyor. 40 bin ek atama mutlaka yapılmalıdır diyoruz. Sayın Ziya Selçuk, bu talebe kayıtsız kalmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11 Şubat'ta yapacağı atamada 750 engelli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Toplamda atama bekleyen engelli öğretmen sayısı 1200. Sayın Ziya Selçuk, 450 öğretmene engelli öğretmenin atamasını lütfen yapın. Bu 450 öğretmenin ataması yaptığınızda devlet kaybetmez. Ama o engelli öğretmenlerin dünyasını aydınlatırsınız. Gelin, sarayın kapısına mı gidiyorsunuz? Başka bir şey mi yapıyorsunuz? Atama bekleyen bu 400 engelli öğretmenin atamasını da yapalım. Bunların hayır duasını alırsınız. Yarın bunların her hayır duası bu ülkenin yararına olur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın psikososyoloji önleyici destek programı için hazırlatarak hizmet içi eğitimlerde rehber öğretmenlere dağıttığı başı açık kadınlar, başı kapalı kadınlar, bıyıklı erkekler, bıyıksız erkekler gibi ayrım yaparak bu toplumu bölmekten vazgeçin. Bu toplumun başı kapalısı da bizim başımızın tacı, başı açığı da bizim başımızın tacı. Bıyıklısı da başımızın tacı, bıyıksızı da başımızın tacı. Biz her ikimiz de öğretmeniz ve çocuklarımızı öyle sevdik ki ne onların kıyafetine baktık, ne anne ve babalarının kıyafetine baktık. Gelin bu kutuplaşmadan bu çocuklarımızı kurtaralım. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 sistemiyle 60 aylık çocukların okula başlamasıyla onlar bu sene mezun oluyorlar, ortaokulu bitiriyorlar, liseye geçecekler. Bunların sayısı ne kadar biliyor musunuz? 600 bin kişi. Bunlar 600 bin ek lise öğrencisi geliyor. Bunlar için 56 bin yeni ek derseye ihtiyaç var. Bir tane derslik yapılmadı. Hem Ali vekilim, hem ben, hem diğer komisyon üyelerimiz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken yalvardık. Bu sorunu çözmek için bütçeye ek madde getirelim dedik. Ek kaynak verelim. Ama bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi reddetti. Milli Eğitim Bakanı da haklısınız, buna ihtiyacım var ama vermiyorsunuz demeye getirdi. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Derhal 56 bin dersliğin yapımına başlayın. Yoksa üçlü eğitime geçeceksiniz. Bu da çocuklarımızın asla başaramayacağı bir durum olacak. Bu yıl yine ikinci yarı yılda öğrencilerimizi bekleyen LGS sınavları var. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz perişan. Bırakın bu çocukları at yarışı gibi sınava hazırlamaktan vazgeçin. Çocuklarımızın daha sağlıklı eğitim görmesini mutlaka sağlayalım. Öğretmen meslek kanununun çıkartılacağını Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem programında açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk da göreve başladığında öğretmenlere yazdığı mektubun birinci maddesi bu. Öğretmen meslek kanunu çıkartacağız, 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Kaç yüz gün geçti? Allah'tan korkun.
öğretmenlere verdiğiniz sözü tutun. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğretmenler meslek kanunu sözümüzü verdik, tuttuk. 2018-22 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne komisyon üyelerimizle birlikte kanun teklifimizi verdik. 3600 ek gösterge teklifimizi de verdik. Şu anda meclisin tozlu raflarında bekliyor. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na çağrımızdır. Öğretmenlere siz bu sözü verdiniz mi, vermediniz mi? Seçim meydanlarında bu sözü vermemişseniz unutun. Ama verdiyseniz sözünüzün eri olun, bu sözü yerine getirin. Gelin ikinci eğitim öğretim yılı başladığında öğretmenlerin ek gösterge hakkı, 3600 ek gösterge hakkını verelim. 50 binin üzerinde öğretmen emekli olacak. Alın size 50 bin daha kontenjan. 3600 ek göstergeyi verdik mi? Öğretmen meslek kanunu da çıkarttık mı? Bu öğretmenlerin önünde hiç kimse duramaz. Fedakarlıktan bugüne kaçınmayan öğretmenlerimiz bundan sonra da kaçınılmaz diyorum. Dersinizi çalacak öğretmen, öğrenci ve okul yöneticilerini çözüm bekleyen sorunları var. Siyasilere düşen görev bu çözüm bekleyen sorunlara çözüm üretmektir. Şöyle demek kolay. Okullar olmasa, öğrenciler olmasa, öğretmenler olmasa ne güzel yönetiriz bu ülkeyi, değil mi? Deprem olmasa güllük gülistanlık olur. Ama deprem bir gerçek, okullar bir gerçek, öğretmen bir gerçek, öğrenci de hayatın gerçeği. Dolayısıyla bu gerçeklikleri göreceğiz ve bu gerçekliklere göre önümüzdeki eğitim öğretim yılının ikinci yarı yılında çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize sahip çıkacağız. Bir kez daha Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrımızdır. Sorunu hangi yöntemle çözeceksen çöz. Çözemiyorsan gel birlikte gidelim, sarayın kapısında oturalım. Eğer tek karar verici tek adamsa ya tek adam rejimine hayır diyelim ya da gidelim onun kapısında oturalım. Yok, karar verici olarak Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizseniz sorunu çözün. Çözemiyorsanız bırakın da çözecekler gelsin. Evet sevgili arkadaşlar. Var mı? Sorunuz var mı arkadaşlar? Mutabıkız. Peki, teşekkürler.